Değerli izleyenler, AKP hükümetine karşı ayağa kalkan Türk milleti artık sokakların sahibi dedik. Elinden bayrağını düşürmeyen yurttaşlar yurdun dört bir yanında eylem yapıyor. Antalya'da meslek odaları, öğrenciler, sanatçılar AKP hükümetine karşı tek yürek oldu. Tencere kaşık sesleri Ankara'dan duyuldu. Antalya Tabip Odası öncülüğünde bir araya gelen binlerce hekim, Antalya Müzesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. TC Sanatçı İnisiyatifi de sanat kurumlarına sanata ve Taksim'e dokunma sloganıyla eylem yaptı. Gaziantep'te yurttaşların buluşma adresi AKP ilçe binası önü oldu. Yeşilsu'da toplanan binlerce yurttaş ıslık ve alkışlarla AKP'ye karşı sesini yükseltti. AKP ilçe binasına hükümet istifa yazılı siyah çelenk bırakıldı. Taksim direnişine ilk günden bu yana ortak olan Hataylılar, İskenderun'da hükümet istifa sloganlarıyla yürüyüş düzenledi. Eyleme katılamayan yurttaşlar evlerinin balkonundan alkış ve ışık söndürme eylemiyle destek verdi. İskenderunlular duygularını ulusal kanala anlattı. Milletim için çapulcu olmaya razıyım. Bu AKP'nin bir an evvel gitmesini istiyoruz. İnşallah bu illetten kurtulacağız. Herkes gerçekleri görecek. İnecek, başka çaresi yok. Atatürk gençliğin arkasındayız. Evet. Sosyal medya üzerinden bir araya gelen Kahramanmaraşlılar da oturma eylemi yaptı. Bak yalana, yalana. Kent meydanında buluşan gençler hem AKP hükümetine hem de yandaş medyaya tepki gösterdi. Gençler üzerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olan balonu patlattı. Mersin'de ise ilginç bir eylem vardı. Yelken Kulübü üyeleri yelkenlere bayraklar takarak sahil şeridinde tur attı. Sahilde gezen yurttaşlar ve balıkçılar yelkencileri alkışlarıyla destekledi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Taksim mücadelesi için hemen her gün ilçe meydanını dolduran gençler, Cunda Adası'nda adeta nöbet tutuyor. Cunda Adası'ndan gezi teknesiyle rıhtıma yanaşan yurttaşlar, hükümet aleyhine sloganlar atarak ellerinde Türk bayraklarıyla eylem yapan arkadaşlarına destek verdi. Öte yandan Adana polisi sosyal medya üzerinden Gezi Parkı protestolarıyla ilgili yayın yapan yurttaşların evlerine operasyon düzenledi. Polisin şafak baskınıyla 5 kişi gözaltına alındı.